şu çok söyleniyor çocuklara. Öfkelenme, kızma, işte yani üzülme. Hani bu bunları tabii biz hep yıllardır ben söylüyorum. Birçok işte her alandaki kişi de bunu aslında söylüyor. Yani duyguya, bir duygu için ne bir kişiyi ne de kendini yargılayabilirsin. Aslında mesele orada üzülmemek, öfkelenmemek değil. Yani bir duygu için olmaması gerektiğini söylemek kadar doğru olmayan bir şey yok herhalde. Aslında o duygunun hangi şartlarda ortaya çıktığına da bakmak lazım. Yani öfke doğru bir koşulda ortaya çıkıyorsa ve uygun şartlarda yeterince bir tepki veriyorsa ve tepki olarak çıkıyorsa bu normal bir duygudur. Ama sürekli bir öfke patlaması ya da sürekli bir öfkeli durum söz konusuysa ve uygunsuzsa, bu uygunsuz koşullarda da ortaya çıkıyorsa, buradan bir davranış olarak. Evet. Tabii esas problemi oluşturan şey duygunun kendisi değil ki, oradan ortaya çıkan davranış. Yani öfke agresyona, saldırganlığa dönüyorsa orada. Hani öfkeleniyorsun, evet şu anda öfkelisin, bunu kabul et ve bunu hisset. Çünkü çocuk hissedemiyordu öfkeli olduğunu aslında. Sadece bir agresyon olarak ortaya çıkıyor da saldırganlık olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında belki çocuklarda özellikle çalışırken öğreteceğimiz ilk durumlardan biri de beden sinyalleri olabilir. Çünkü ne dedik, yani duygular bedene yerleşir. Bedenimiz ev sahibi, duygularımız misafirdir der Mevlana. Celaleddin Rumi'nin en sevdiğim o misafirhane dizesinde de gerçekten öyle. Ve bedenimiz bu duyumsamayla bir sinyal verir aslında. Duyguyu doğrudan etiketleyemiyorsak bile, bizim için de yetişkinler için de geçerli, önce bedenimizde verdiği sinyale bakabiliriz. Çünkü her duygu bir yere yerleşiyor bedenimizde. Ve Mevlana'nın da söylediği gibi aslında bedenimiz ev sahibi, duygularımız misafir diyor. Yani kalıcı değil sonuçta, gelecek evet, ve gidecek, onu bilmek gelecek de büyük bir bilgi. Gelecek ve gidecek ve her bir duygu bedenimizde bir yere yerleşiyor. Tıpkı gelen misafirleri yerleştirdiğimiz gibi, Mevlana çocuklarıyız ya biz. İstemesek de gelen duyguyu, gelen misafiri güler yüzle karşılayıp içeri buyur etmek öğretildi bize. Hepsi de. Hepsi hafızamızda kalıyor zaten, hiçbir şey gitmiyor. Evet, bazen gelen misafirin yerleştirdiğimiz odayı biraz olsun dağıtmasına izin vermemiz gibi aslında. Gelen duygunun bedenimizde bir yere yerleşip de orayı biraz olsun dağıtması. İşte bana sinyaller diyoruz. Onu güler yüzle karşılayıp ona direnmeden onun ne getirdiğini, ne mesajla geldiğini anlamaya çalıştığımızda gidişi daha kolay olacaktır. Çünkü her biri bir fonksiyonu vardır aslında. İşte tam da bunun için bedenimiz ev sahibi, duygularımız misafir diyoruz yine. Her duygunun bedende yerleştiği bir yer var. Orada nereye yerleştiğine bak. Bazı duygular midemize yerleşir. Bazıları göğsümüze, boğazımıza, başımıza. Öyle ya, az önce söylediğimiz gibi aslında bir taraftan. Değil mi? Ben stres olduğumda mideme doğrudan vurur ve önce duygumdan önce midemin rahatsızlığı başladığı için bu aralar neye gerildim acaba, ya da bu aralar neden üzüldüm ama acaba diye kendimi sorgulamaya başlarım. Aslında beden sinyallerini okuyabilmek, bedeni tanımak zekanın, da çok evet, önemli. Bir parçası bir taraftan ve onun gelişini güler yüzle karşılayıp ona şefkat, sevgi gösterdikten sonra gideceğini de bilmek aslında bir taraftan. Tüm duygular bize ait diyor çünkü. Öfke de bize ait bir duygu, mutluluk kadar, hüzün de bize ait bir duygu, heyecan kadar. Tam da bu noktada aslında bedenden anlamak bir tarafı, bir de bedensel semptomlar, yani somatizasyon diye de bir şey var. Yani birçok baş ağrısı, işte fibromiyalji ya da işte sizin, yani Zerrin Hocam, karşılaştığınız birçok problem aslında bir yerde baktığınızda duygusal bir süreç içeriyor, evet. Değil mi içinde? Yani bu da çok önemli, ayırt edebilmek tabii. Yani her şey elbette psikolojik kökenli değildir. Mutlaka fizyolojik bir boyutu da var ama bunu ayırt etmek için ne yapıyoruz? Ya da nasıl bir süreç oluyor? Yani şimdi, ne tür kişiler mesela daha çok duygusunu ifade etmesini öğrenebilmiş insanlar ya da bir takım vücudundaki değişiklikleri, zihnindeki değişiklikleri, duygularındaki farklılıkları fark edebilen, bunları ifade edebilen kişiliklerde bizim somatizasyon dediğimiz belirtiler, yani ardında herhangi bir organik yakınma, yani vücutta herhangi bir şikayet olmaksızın ortaya çıkan işte baş ağrıları, boyun ağrıları, bağırsak problemleri, sırt ağrıları, uykusuzluklar, altında eğer herhangi bir sebep bulamıyorsak bu tür semptomlar kendisini
çok rahat ifade edebilen insanlarda çokça gördüğümüz semptomlar değil. Daha içe dönük duygularını evet. tanımlamak ve dışa vurmakta zorlanan kişiler. Bu tür semptomlar daha çok kendisini ifade edemeyen ya da duygusunu bilip bunu deprese eden, saklayan ve sakladıkça bundan kurtulacağını düşünen insanlar da çok fazla görüyor. Halbuki biz baskılamaya çalıştıkça beyin de sizi daha çok engellemeye başlıyor. Evet. Yani biraz önce söyledik. Direndiğimiz her şey kalmaya devam ediyor. Ödül sistemlerini çalıştırdığımız zaman nasıl korkularımızı engelleyebiliyorduk? Çalışmalar göstermiş ki biz ne kadar çok baskılıyorsak, ne kadar çok saklıyorsak, ne kadar biz bunu gizleyebiliriz, kendimizden bile saklayabiliriz dediğimiz şeyler varsa ve biz bunları ifade edemiyorsak 1, 2, 5, 10 en sonunda kişi kendisini ifade etmek için vücudunu kullanmaya başlıyor ve diyor ki benim başım ağrıyor ya da sırtım çok ağrıyor, bağırsaklarım bir şişiyor, bir kötü oluyorum, yerimde duramıyorum, uykularım hiç yok, uykuya dalamıyorum. Bu tür şikayetlerle bize gelebiliyorlar. Dolayısıyla duyguları ifade edebilir olmak. Ben bazen anlatacak kimseyi bulamıyorsanız kağıda yazın, sonra kağıdı yırtıp atın derim. En azından o duygular kağıda yansısın, ne hissediyorsunuz, ne yapıyorsunuz orada görün. Sonra eğer kimsenin görmesini istemiyorsanız yırtın atın diye söylerim. En azından ifade etmiş oluyorlar. Bir taraftan da aslında bekledikleri şey, hissettikleri şeyin karşı taraf tarafından, etraftakiler tarafından anlaşılabilmesi. Ama söyleyemiyorlar, hani beden dilleriyle anlaşılsın istiyorlar. Beden dilleriyle anlatmaya başladıkları zaman gördükleri ilgi de bir süre sonra çok hoşlarına gidiyor. Ve bu semptomun da devamına yol açıyor. Dolayısıyla biz böyle vakalar gördüğümüz zaman önce tabii ki organik sebepleri araştırıyoruz. Yani bütün araştırmalarını yapıyoruz. Hiçbir rahatsızlık, psikolojik rahatsızlık organik sebepler ortadan kaldırılmadan bu psikiyatriktir ya da psikolojiktir denmez zaten. Tabii denmemesi gerekiyor. Eğer bulamıyorsak ve kişinin anlattıkları bununla uyumluysa evet bunlar somatik yakınmalardır diyebiliyoruz. Ama bunlar da yok sayılamayacak kadar çok. 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 Yani gerçekten çok, hani öyle enderde görülmüyor yani somatik rahatsızlıklar. İnsanlar kendilerini ifade edemiyorlar zaten. Çok zor ifade ediyorlar. Bunu öğrenmeden büyüyorlar büyük ihtimalle. Evet. Çünkü regüle edememekten korkuyor biraz da kişiler değil mi? Yani eğer ortaya çıkarsa ve ifade edersem, söylersem bu sefer onu nasıl düzenleyeceğim? Yani bir patlama gibi çıktığı için ya da çok büyük bir reaksiyon vermekten korktukları için ya da kimi zaman ortaya çıktığında da çok reaktif, yani böyle tepkisel olup da aslında kırıcı, incitici, sonradan üzüldükleri veya seçimleri olmayan bir biçimde çıktıkları için, yani aslında duygu regülasyonu, duygu düzenleme dediğimiz mesele literatürde çok çok büyük önem taşıyan, özellikle son yıllarda nörobilim alanında son 15 yıldır, 15-20 yıl arası çalışılıyor. Ve aynı zamanda ruh sağlığında da çok önemli değil mi? Duygu düzenleme. Aslında alacakları, yani söyleyecekleri ya da verecekleri tepkiye karşı alacakları tepkiden de korku. Duyulan korku. Evet, ne korku? Evet, kabul görmeme, eleştirilme, yargılanma endişelerinden dolayı aslında duyguyu ifade edememe, bazen bastırma, bazen de bastırıp bedeninden çıkmıyorsa bile hocam bu sefer davranışlarından çıkıyor. Tabii ki. Yani tabii. Biriken bir anda bir volkan patlaması gibi aslında normalde vermeyeceği tepkiyi veriyor insan kişisi aslında bu duyguların karşısında. Değil mi?